second. Munofiqlar kimlar? Allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kofirlarni mu'minlarni do'stligini tashlab, kofirlarni do'st tutishadi. Ular kofirlarni do'st tutishlik bilan nima qilishmoqchi? Ular izzatni ulardan istayaptimi? Ulardan moliyaviy izzatni istayaptimi? Ular martaba izzatini istashyaptimi? Ular xalqlar o'rtasidagi obro' izzatini istashyaptimi kofirlar bilan? Musa alayhissalom tanho qolganlarda u kishining qalblarida ruhiy mag'lubiyat bo'lmadi. Chunki Allohning do'stlari doim izzat Allohniki deydi. Agar sizlar Allohning oyatlari masxara qilinayotgan vaqtda, kofir bo'linayotgan vaqtda o'rningizdan turib chiqib ketmasanglar, sizlar ham ularning bittasizlar. Targ'ibot vositalarida Allohning oyatlari masxara qilinayotgandan biri qilib tomosha qilayotgan kishilar, targ'ibot vositalarida islomning masxara qilib İslam'ın yüzünden külliyetken vakitte tamaşa kılıp lezzetlenip oturken adamların kalbine iman kabiydi buradırlar. Bizlerinin hazırki evladını İslam'ın yamanlap yürüyüşlüğü kut düşün gökşeydi. Bizim hem İslam degen atamız var idi. Onda o atasının katilige nisbeten nefret payda boladı. Şunun için şu nefretinin payda bulup kalması için otasining qadrdonlarini ham tinchitib, u badbashara dushman otasining taniydiganlarda ham tinchitgan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatda iymon halovatini tatib, iymonlik hayotni bilgandan keyin murtad bo'lib na'uzubilloh dindan qaytib ketganlarning hargiz mag'firat qilmasligini bayon qilyapti. Innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Iymon halovatini tatib, iymonlik pokiza hayotni bilib biror bir martabaga o'tirishlik uchun kofir bo'lgan bo'lsa, agar shu iymondan judo bo'lsang, shariatning buyruqlarini qilmasang, shu lavozimda turasan deb biror bir o'ringa qo'ygan bo'lsa, o'zining pokiza insoniy hayotidan mahrum bo'lib kofir bo'lsa, keyin undan yana biror bir sabablar bilan dunyoviy martabalardan mahrum bo'lgandan keyin yana iymon keltirsa, xuddi bizning hayotimizda shunday ishlar sodir bo'lyapti. Summa kafaru, keyin yana biror dunyoviy manfaatlar bo'lganda kofir bo'lsa yana. Bu kofirligi sababli dunyoviy ishlari yurib ketgan vaqtida kufrni ziyoda qilsa, Alloh uni hargiz mag'firat qilmaydi. Alloh uni to'g'ri yo'lga yo'llamaydi. Chunki bu ayni adolatki pokiza iymon yo'lini bir bilgandan keyin shunday kufr najas yo'lini yana ixtiyor qilgan odamni mutlaqo Alloh to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Biz hozirda ham shuni guvohi bo'lib turamizki, birodarlar, biror bir kishi iymonlik hayotida yurganda u biror bir dunyoda asli iymoni ham dunyoviy bir manfaatlarni qo'lga keltirish edi. U hosil bo'lmagandan keyin na'uzubilloh kufr yo'lini ixtiyor qilib, shariatning buyruqlarini hammasini tashlab ketadi. Keyin biror bir maqsadlariga yetib olgandan keyin yana bir iymon yo'lini ixtiyor qilgisi keladi. Undan keyin shu ba'zi sabablar bilan dunyoviy ishlar yurmay qolsa, yana kufr yo'lini ixtiyor qiladi. Na'uzubilloh, bu asli bu
o'zining hayotini hammasini moddiy narsaga cheklaganligi bilan shunday sifatlar topilib qolishligi mumkin. Alloh saqlasin. Iymon keltirib, kofir bo'lgan bo'lsa keyin, yana iymon keltirib, yana kofir bo'lib, kufrini ziyoda qilgan bo'lsa, Alloh uni hargiz to'g'ri yo'lga yo'llamaydi ham, gunohlarini mag'firat qilmaydi. Uning to'g'ri yo'lga yo'llamasdan gunohlarining mag'firat qilinmasligi ayni adolatdir. Inson shu vaqtda biror bir izzat, hurmatni boshqa dinsizlarda ko'rganda, izzatni boshqa bir dinsiz odamlarda bor deb e'tiqod qilishligi bilan uning qalb tuprog'iga munofiqlik urug'i tushadi. Inson biror bir moddiy quvvatni ko'rib, izzat bu Alloh tarafida bo'lmayapti-yu, Alloh mu'minlarga najot bermayapti-yu degan fikrlar bilan kufr tarafida izzatni ko'rishligi bilan takror aytamiz, qalbining tuprog'iga munofiqlik urug'i o'rnaydi. Bu munofiqlik urug'i o'rnagandan keyin Allohning oyatlarini masxara qilinadigan majlislarda o'tirsa, Allohning oyatlarini kofir bo'lingan majlislarda o'tirishligi bilan undagi munofiqlik urug'i ildiz otadi. Munofiqlikning boshlanishligi insonning qalbida ruhiy mag'lubiyat vujudga kelishligi bilan munofiqlik urug'i tushadi. Haqiqiy mu'min kishi yakka qolgan holatda ham undagi bir ruhiy mag'lubiyat unda vujudga kelmaydi. Allohning do'stlarida xuddi tarixda shunday sodir bo'lgandek. Musa alayhissalom Fir'avndan qochib ketayotgan vaqtlarida ozchilik bilan Banu Isroilning mu'min kishilarini olib kelayotganlarda oldida Nil daryosi, orqada Fir'avn o'zining katta lashkari bilan quvib kelyapti. Hech qanday qochadigan osmon uzoq, yer qattiq, oldida daryo, hech qanday qochadigan o'rin qolmagan vaqtda u kishining atrofida iymon keltirgan kishilar inna la mudrakun deydi. Biz qo'lga tushdik endi. Ey Musa, qani Allohning va'dasi deb turishganda inna ma'iya robbi sayahdin dedilar. Rabbim men bilan turibdi dedilar. Musa alayhissalom tanho qolganlarda u kishining qalblarida ruhiy mag'lubiyat bo'lmadi. Chunki Allohning do'stlari doim izzat Allohniki deydi. Lekin munofiqlik belgisi shunday paydo bo'ladiki, inson hayotning hamma narsa deb tasavvur qilishlikdan vujudga keladi. Insonlar hammasi o'ladi. Lekin hammaga shahid bo'lishlik ne'mati nasib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambarlaridan Hud alayhissalom butun ot eng zo'ravon qabilalar, butun dunyoning kattasigiga bo'lgan quvvatli jismonan, molan ikkovi tarafdan ham quvvatli bo'lgan qabilalar hammasi Hud alayhissalomni haqqa buyurganliklari uchun, ey Hud, seni namozing shunday ot ajdodlarimiz buyurayotgan narsalardan qaytaryapti. Senga bir zarar yetganga o'xshaydi. Agar o'zingni tiymasang, jin tekkanga o'xshaydi, seni nobud qilamiz deyishdi. Senga muhlat beramiz degan vaqtlarda o'kish aytdilarki, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Hozirdan hammanglar tadbiringlarni ishlatinglar meni yo'qotishlikka va shu biror daqiqa muhlat bermanglar. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. Men Rabbim Allohga, sizlarning Rabbilar bo'lgan Allohga tavakkul qildim. Dunyoda qaysi bir jonlik mavjudot bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qudrat qo'lidadir. Bu birodarlar Allohning do'stlarini qalbidagi izzat bu. Qul falillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin, valakinnal munafiqina la ya'lamun. ولكن الكافرين لا يعلمون بس ولكن المنافقين لا يعلمون عزت الله نوزيه خاصدر عزت الله نين رسوليه خاصدر
İzzet Allah'ın imanlık bendeleri hastır. Lekin bunu münafıklık uruğu çöp, ildiz atken kalpler, bunlar Bilal mıydı? Kaysi bir kişi, özü de ruhi mağlubiyet, darvazası açılken bolsa münafıklık uruğu kirip gel yetkenliğini his kısın. Şunun için hem bolsa gerek vallahu alem, Allah subhanehu ve teala iman sıfatlarını beyan kılgenden kegin. Beşşiri l-münafikine bi enne lehum azaben alime. Ayetinin akımıda birden münafıklarının zikrini kelişlige şünge delalet kılsa gerek. Münafıklarını ularga bir beşaret verin ki, ularga bir hursant kılıp koyun ki, yakın günde ularga alemlendirici azab var. Münafık bulgen kalpler, Allah yolu da, hak yolda urun yetken kişilerinin maliyevi nüksalları bul geldik için, ularda maddi kuvvet bulma geldik için, ularının mezhara bilen kareydi. Bular nimege egekin ki bu hak yolda uşuncalik kureşi yaptı dedi. Nime için hakını hiç kendi robarosu deki tosuklarca karamestan gepiri yaptı ikin dedi. Bular bir maddi adamlar bulsa deyip mezhara kılıp kareydi. Allah subhanehu ve teala ularge hitaben ularını alemlendirici azab bilen bir hursant kılıp koyun deyip mezhara kılıp yaptı. Münafıklar kimler? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Kafirlerini, müminlerini dostluğunu taşlar, kafirlerini dost tutuşadı. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Ular kafirlerini dost tutuşluk bilen nime kılışmaktı? Ular izzetini ulardan isteyaptı mı? Ulardan maliyevi izzetini isteyaptı mı? Ular mertebe izzetini isteyaptı mı? Ular halklar ortasındaki abru izzetini isteyaptı mı kafirler bilen? Ularga haber verin ki fe innel izzete lillahi cemi'e. İzzet Allah'ın özüge güne hastır. İzzetin hammesi Allah'ın özüge hastır. Kaysi bir devirde kafirler bilen özünün izzet talep kılgen adam aziz buldu. Özünün milletini satıp, özünün dinini satıp, kafirler aldı da izzet topken kaysi bir münafık var. Dünyada halklar tarafından hem lanetlenip kalıp gitti. Evvel dinige hain buldu. Kegin milletige hain buldu. Kegin özünün evladige hem şermendeligini koyup gitti. Ama Allah yolu da özünün hak yoludan kaytmagan izzetli Allah'ın özüge hastip agerçi özünün devride şehit bolib yokup ketken bulsa ham Allah subhanehu ve teala'nın huzurudaki mükafatlarını bendeler bilmiydi. Lekin bendeler aldı da ham ular izzet bilen hürmet bilen kalıştılar. Ularının yadgalingen vakti de hammaları muhabbet bilen ularının haklarına dua kılıp kaldı. Ularının avladları hem şu kisabinin perzente avladı degen fakirini saklanıp kaldışlardı. Bana bu ayetli hak ekelliğini insan bir hayatka nazar taşlasa biledi. Bundan hazırda yaşayetken münafıklar ötken tarihteki münafıklardan bir ibret alışları kere gider. Bu münafıklığını kaytıp tekrarlamasızlıkları kere gider. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Kur'an-ı Kerim'de Sure-i En'am'da Estaizu billah وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu ayet nazıl kılgen idi.
cahiliyet devriden ajralib çıkan Müslüman sahabeler cahili müşrikler bilen aralaşıp yaşaşardı. Bazı meclisler birge oturuşlikini ham doğru gelip kalardı. Bu mecliste müşrikler tarafından Allah'ın ayetleri mezhara kılınardı. Her bir devirdeki müşrik, münafık, kafirler yokşagen. Şu vakitte Allah subhanehu ve teala bütünle alakanı üzüşlikke büyürmedi münafıklarda. Belki Allah'ın ayetleri mezhara kılınayatken vakitte yüze girip ornidan türüp çıkıp geçişlikke büyürdü. Eğer başka gepke ötüşmese İslam'ın mezhara kılınayatken sohbetten baş tartıp şuradan çıkıp geçişlikke büyürdü. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Ular bilen birge oturmayın dedi. Şu ayet nazil bulgen idi. Kur'an-ı Kerim'de bu işara kılın yetken ayet, kitapta sizlerge Allah düşürdü ki, Allah'ın ayetlerini mezhara kılınayatken halette, ya ularının inkar kılılıp kafir bulunayatken halette, iştif kalseyler, ular bilen birge oturmayalar, hatta başka sözge ötüşme günce. Eğer sizler Allah'ın ayetleri mezhara kılınayatken vakitte, kafir bulunayatken vakitte, orunilerden türüp çıkıp gitmeseyler, sizler hem ularının bittesizler. Targ'ibat vasıtaları da Allah'ın ayetleri mezhara kılınayatken demiri kıp tamaşa kılınayatken kişiler. Targ'ibat vasıtaları da İslam'ın mezhara kılıp, İslam'ın yüzünden külüyetken vakitte tamaşa kılıp lezzetlenip oturken adamların kalbinde iman kabiydi buradırlar. Şu vakitte mumun adamın en ahirgi ameli ornudan türüp özü de inkar alametini kılıp çıkıp gitmalıdır. Münafıklık bu küfür bilen iman ortasındaki köprüdür. İman tarafiga küfür öte almaydı hiç kaçan. Küfür bilen iman bütünle başka hayat. Lekin ortaya kurulgen köprük münafıklık köprüküdür. Mana bu köprükünü eğer buzup paçaklar taşlanmasa iman üyüge küfür üyüden beymalal ötüş başlanır. Allah subhanehu ve teala bunu sarih şundekli yaptı. Allah münafık ve kafirlerini şundey ayetlerini mezhara kılgen kafirlerini bu ayetleri mezhara kılın yetken vakitte birge oturgen münafıklarını hemmelerini bir cahaya geceyleydi. Eğer o dünyada men kafirlerden mesmen deseyu Allah'ın ayetlerini mezhara kılın yetken de işlip oturgen bulsa yakın günde onun birge ikerliğini bilede. Münafıklık darı köprüğünü eğer buzmasakken mumun kişi onun küfür diyarıdan onge iman üyüge beymalal ötüş başlanadı. Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu kişi haram kılıngan mas kılıngan içimlik içiyetken orunda bir kişi roza, nafil roza tutgan kişi o'tirganligi uchun shu yerda o'tirganligini guvohi bo'lganligidan o'zini iymonlik deb da'vo qilgan kishini chaqirtirgan ekanlar. Shunda so'ralganda men bu yerda bor edim, lekin roza edim, men mutlaqo ichganmas edim degan ekanlar. Shunda Allohning oyatlari mazhara qilinayotgan vaqtda, Allohning oyatlariga kofir bo'linayotgan vaqtda Alloh o'tirmanglar ular bilan. Agar o'tirsanglar shularning bittasi bo'lasizlar dedilar deb xuddi shu shoribul xamr mast qiluvchi ichimlikka uradigan darra bilan shu roza tutgan kishini ham urgan ekanlar. Shuning uchun Allohning oyati inson nima uchun man qila olmaydi? Nima uchun inson shunday xato o'rinlardan chiqib ketolmaydi? Nima uchun
izzatni shularda, bularda ancha quvvat bor. Shundan men shular bilan murosa qittirmasam bo'lmaydi degan fikrda qiladi xolos. Bo'lmasam qalbida izzatni Allohning o'ziga xos degan vaqtida u shu vaqt o'rnidan turib ketaveradi. Bu izzatni boshqa bir kishilarda o'ziga xoslashlik munofiqlik urug'ining qalbi tuprog'iga tushganday deb his qilsin. Alloh subhanahu va taoloning oyatlari bizga shunchalik hayotimizning to'g'rilab olishlikni ta'limini beradi. Biz Qur'onni haqiqiy tilovat qilar ekanmiz, biz Qur'onni haqiqiy o'rganar ekanmiz, biz boshqalarning hech qanday yo'liga muhtoj bo'lmaymiz. Lekin islom shunday, Qur'on shunday deb xitob qilsangiz, sizga ular aytadiki, bu islom unday emas, islom bunday deb haqni aytishmaydi. Ular yoinki haqni bilmaydi. Ularning misoli shunga o'xshaydiki, bir kishining bu oilasi bor edi. Oilasi nihoyatda go'zal edi. O'zi ham juda ham vallomat, ko'p narsaga qobiliyatli, ko'p narsalarni biladigan shunday kishi edi. Davlatman edi. O'zi ham go'zal edi. Har bir narsalarni qilishlikka qodir edi. Lekin uning bir badbashara bir oshna unga paydo bo'ldi. U badbashara oshna uning oilasini ko'rdida, oilasining go'zalligini, undagi boyliklarni ko'rdida, buni bir yo'l bilan qatl qilib, uning oilasini olmoqchi bo'ldi. Shunda bu odamning ham bir farzandi, go'dak bir farzandi bor edi. Yangi tug'ilgan farzandi bor edi. Yo'inki u tug'ilmagan edi. Hech qanday u dadasining suratini ham ko'rmagan edi. Tug'ilishligidan ilgari buni qatl qilib, bu qorinda yotgan bolaning onasini olgan edi. Bu onada olgandan keyin bu badbashara dadasining do'sti borib-borib buni ta'lim berib, tug'ilgandan keyin sening bir dadang bor edi, juda ham bir badbashara edi, kambag'al edi. U hech qanday mol-mulkka ega emas edi. Yaxshi sening baxt saodating bor ekan bu dadang o'lib ketib. Seni oningni men oldimda senga mana bir minadigan sayyoralar olib berdim. Senga bir joy qilib berdim. Seni baxt saodating bor ekan. Bu dadang qashshoq edi. Juda ham bir xor edi. Juda ham bir kambag'al edi. Agar sen bo'lganingda senga bu sayyoralar qayerdan edi? Bu joylar qayerdan edi? Deb tinimsiz bu otasining qotili uning qulog'ida otasining yomonlashligi natijasida haqiqatda ham meni baxt saodatim bor ekanki dadam o'lib ketgan ekan deydi. U dadasining qotili ekanligini bilmaydi. Bizlarning hozirgi avlodni islomni yomonlab yurishligi xuddi shunga o'xshaydi. Bizning ham islom degan otamiz bor edi. Bizning ona yerimiz nihoyatda go'zal edi. Ona yerimiz boylik bilan to'la edi. Biz hamma bu onamizni, ona yerimizning go'zalligini ko'rgan bu badbashara dushman otamizning, islom otamizning dushmani otamizni qatl qildi. Ertamandan kechgacha bizning quloqimiz tagida otamizning vallomatligini bildirmadi. Otamizning ulug'ligini bildirmadi. Otamizning badavlat ekanligini bildirmadi. Otamizning alloma ekanligini bildirmadi. Ona yerimizni, onamiz nihoyatda yuvoshligidan bu haqda bir gapirishlikka tili bo'lmadi. Bu tug'ilgan avlod o'zining islom otasining doim qoralanganini eshitib yashadi. Shun bilan u islomni otasini, o'zining otasini qoralay boshladi.
Bir uring dadasini otasining qadirdon oshnasi bor edi. Otasining haqqida bu so'zlarni eshitganligiga vijdoni azoblanib, uni oldiga kelib, "Ey, seni oting shunday ajoyib ediki, agar sen bu minib yurgan sayyoringa faxrlanyapsan. Sen bu yashayotgan uyingga faxrlanyapsan. Agar u seni haqiqiy oting bo'lganda, senga bu minib yurgan sayyoralar hech narsa emas edi. Bu yurgan uylaring hech narsa emas edi. Biz senga bir xoras qanday gap bo'lsa, seni yosh balani aldashlik uchun berib qo'yilgan narsa. Seni oningda shunday boyliklar bor ediki, bu badbashara seni otingni qatl qilgan edi. Sen otingni qotilini yomonlab yuribsan." degan vaqtda u, "Yo'q, meni otam badbashara edi, kambag'al edi, hech narsaga molik emas edi, oqsoq edi." Shunday deb qoralab yurgan bir go'dak bolaga o'xshaymiz, birodarlar. Biz islomni bilmoqchi bo'lsak, islom degan otamizni bilmoqchi bo'lsak, biz islom degan otamizni qotilidan islomni eshitmaylik. U islom degan otamizni o'ldirgan qotil bizning otamiz islomni maqtamaydi hech qachon. U o'zining qotilligini bekitadi. U bizning haqiqiy odamimiz yomon bo'lgandagina unga hayot bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi bolalarning, yoshlarning islomni tanimasdan islomni yomonlab yurgan avlod o'zining pokiza va lomat ulug'vor islom otasini yomonlab yurgandan boshqa emas. Bir qadirdon otasining nosih haqiqiy qadirdonlarining oldiga borib otasini bir so'rab ko'rsin. Unda u otasining qotiliga nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Shuning uchun shu nafratning paydo bo'lib qolmasligi uchun otasining qadirdonlarini ham tinchitib, u badbashara dushman otasining taniydiganlarni ham tinchitgan, birodarlar. Bu haqiqatda bir islomning yomonlanayotgan fikrni bir bildirib qo'yishli uchun bir misoldan boshqa narsa emas. Bizning ona yerimizga boyliklarga oshiqlar ko'p. Agar biz islomda yashaganimizda, mana dalolat qilib turibdi xorijiy mamlakatlarga borganlar, islom nurini bir qismini sochib turgan o'rinlar qanday yashayotganligini dunyoda ham. Birdan bir yo'l Qur'oni Karimni o'rganish, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalarini o'rganishdir. Bir mavzuni oxiriga yetkazishlik uchun gap qisman cho'zilib ketib qoldi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom haqiqatlarini bu bechora millatga bildirsin. Alloh subhanahu va taolo islom haqiqatlarini atrofga yoyishlikni har bir odamga tushunsin, tushuntirsin. Biz aytmoqligimiz kerakki, biz sizlarning taxtinglar o'zingizlarga nasib qilsin deylik. Moli dunyoingizlar o'zingizlarga nasib qilsin. Biz islom haqiqatini bildirishlikdan sizlarning taxtinglar bizga kerak emas deylik. Biz sizlarning martabangizlar mutlaqo kerak emas. Lekin bu bechora millatning islomni bilib yurmayligi, yurgimagan, bilmayotganligiga rahmimiz kelyapti deylik. Ularning dunyoda xor bo'lishligiga, oxiratda xor bo'lishligiga chidamayapmiz. Shuning uchun biz haqiqatni aytishlikka majbur bo'lib qoldik deylik. Taxtinglar qopol qilib aytganda boshingizlardan qolsin deylik. Moli dunyoingizlar hammasi boshingizlardan qolsin, bizga bu narsalar kerak emas deylik. Biz ning yo'limiz haq deylik, haqiqatni tushuntirishlikdan boshqa narsa emas deylik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lga hidoyat qilsin. Haqqa amal qilishlikni Alloh nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad dallin.